Herkese merhabalar. İlk videosu çok tutunca bizler de ikinci videosunu hazırladık sizler için. Teen Life 2 ile beraberiz. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasını tebrik ediyorum. Sizler de hazırsanız arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın. LGS Sözel 2023'te de bu konudan en az iki soru geldi. Bu sene de en az bir soru bekliyoruz. LGS 2024'te Teen Life konusunu kaçırmak istemiyoruz. O yüzden işimizi sağlam alıyoruz. Güzel güzel çalışıyoruz. Ne öğreneceğiz ikinci videomuzda arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Expressing Preferences yani tercihlerimizi söyleyeceğiz reasons sebeplerimizi söyleyeceğiz neden bunu tercih ettiğimizi söyleyeceğiz ve personal opinions stating personal opinions kişisel fikirlerimizi I think in my opinion to me şeklinde dile getireceğiz. Çok keyifli, çok kolay, çok lezzetli bir konu. LGS açısından da çok çok önemli bir konu. Çünkü geçen sene sadece birinci dönem konuları olduğu için evet iki soru geldi ama bu sene bir soru gelecek ama bir soru bile çok değerli. LGS'de İngilizce'de soru kaçırmak istemiyoruz. Güzel güzel çalışacağız. Bu arada arkadaşlar tabii soru kaçırmak istemiyorsak yapmamız gereken şey bol bol soru çözmek. Çünkü LGS'de bize soru soruyorlar. Tonguç Kap'ta 8. sınıfta 5. haftadayız. Burada 0'dan 8'e kitaplarımızdan, e, Dinamo'dan Zoru Bankası'ndan ödevlerimiz olacak. 0'dan 8'e de sayfa 311-312 Dinamo'da Test 36 ve 41 arasını Zoru Bankası'na da test beşi çözmemiz yeterli arkadaşlar. Güzel güzel çözdüğümüzde netlerimiz artacak inşallah. Burada tabii görevlerimize giriyoruz ki hızlı çıtaya da Bilge Baykuş ağır team yani bizim takımımız belli olsun puanlarımızı ödüllerimizi kazanalım istiyoruz. Aylık denemelerinizi mutlaka çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu denemeler de sizin derslerdeki başarınızı artıracak. O zaman hadi bakalım intromuz girsin ardından da videomuza güzel bir şekilde başlayalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane Alan'a sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da Expressing Preferences diye bir şey var. Bu da tercihlerimizi söylerken yani neyi beğendiğimizi ya da neyi beğenmediğimizi dile getirirken kullandığımız bazı cümleler. Mesela I love I like, I'm keen on, I'm fond of, I prefer nokta, nokta diyerekten tercihlerimizi dile getirebiliyoruz. Burada tabii ki gülen bir yüz koyuyoruz. Çünkü neden? Bu sefer sevdiğimiz şeyler. Mesela I love detective books diyebiliriz. Ama buraya bir de I love reading detective books demek daha mantıklı. Niye? Ee, sadece detective books da diyebiliriz sonuçun bu arada ama I love reading detective books dediğimizde e, dedektif kitaplarını okumayı seviyorum anlamına gelmiş oluyor. Ha sevmiyorsak diyelim ki bu sefer üzüntü tişörtü koyacağım. I hate, I dislike, I don't like gibi ifadeler kullanıyoruz. Tonguç dislikes travel books diyebiliriz. Tonguç seyahat kaplarını sevmiyor diyebiliriz. Veya Tonguç hates veya da Tonguç doesn't like diyebiliriz. Burada tabii ki he, she, it'lere dikkat edeceğiz. Çünkü onlarda hate, hates, dislike, dislikes, don't like da doesn't like oluyor. Like, likes, love, loves. I'm keen on yerine he, she, it is keen on. Ya da I'm fond of yerine he, she, it is fond of gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor. Prefer the prefers oluyor. Şimdi nedenleri açıklarken ise bazı şeyler tam tercih ediyorsun güzel aferin tercihine saygı duyuyorum ama neden diye sorarsak I prefer reading detective books because çünkü they are exciting. Çünkü onlar heyecan verici diyebilirsin. Veya to be honest dürüst olmak gerekirse I don't like reading. Kitap okumayı sevmiyorum. Because I'm fond of watching TV demiş bak. Bu direkt tam bir tembel tenek. Yani ben kitap okumayı sevmiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama dürüst en azından ben televizyondaki dizileri izlemeyi seviyorum. Senin en sevdiğin dizi hangisi Tonguç'um? E, zenginlerin Hayatı. Zenginlerin Hayatı gerçekten 7. sezonuna giriyor. Yıllardır Tonguç Akademi tarafından bir türlü prodüksiyon yapılamayan bu dizi yakında çıkacak. Zenginlerin Hayatı dizisinde de gerçekten insan kendini mutlu hissedebiliyor. Yatlar, katlar, arabalar ama... Gerçekte bizim kitap okumamız lazım. Niye? Kitap okuduğumuz zaman sadece Türkçe dersinde, inkılap tarihi, sözel derslerde değil, matematik ve uzun paragrafları da anlayabileceğimiz için kitap okumak çok faydalı. I love traveling. Seyahat etmeyi istiyorum. So bu yüzden I prefer travel books demiş. Ben bu yüzden seyahat kitapları tercih ediyorum demiş Ataberk Cansun arkadaşımız. Evet şimdi can't stand katlanamamak demek. Mesela diyelim ki can't stand studying. Ders çalışmaya katlanamamak mesela. Şurada diyelim ki I can't stand reading mesela diyelim. I can't stand reading. Ders çalışmaya pardon, kitap okumaya katlanamıyorum. Ne tarz? Science fiction books. I can't stand reading science fiction books. Ben bilim kurgu kitapları okumaya katlanamıyorum diyor. Çünkü because bak reason'ı söylüyor. Hani dersimiz başta demiş demiştik ya bir e, tercihimizi söyleyeceğiz. Sonrasında bunun sebebini söyleyeceğiz. Sebebini söylüyor. They are terrible diyor. Terrible berbat demek. Yani bilim kurgu kitaplarından sıkılıyormuş. Tamam, katlanamıyormuş. Eyvallah. Bu vatandaş da diyor ki I like listening to rock music. Ben rock müzik dinlemeyi seviyorum diyor. Eyvallah. Because it is mesela ne olsun müthiş olsun. Because it is terrific diyor. Bak bu da müthiş diyor. Şimdi burada ben terrific ve terrible e, sıfatlarını kullandım ki iyice aklınız alsın. Terrific müthiş demek arkadaşlar. Terrible da berbat demek. Şimdi diğer bir şekilde fikirlerimizi dile getirirken ise to me bana göre in my opinion bence benim fikrim I think, bence gibi ifadeler kullan. What do you think ee, of fantasy books? Yani fantastik kitaplar hakkında ne düşünüyorsun? I think, bence, they are ridiculous. Ridiculous nedir Tonguç? U? Ridiculous, e, saçma. Saçma, rezil, iğrenç, berbat anlamda kötü bir anlam var. Hemen ödüllü sorumuzu yap ve mutluluğu kap. Tonguç Dershane sundu.